Merhaba arkadaşlar ben Kürşat. Baya bir zamandır video atmıyorum. 4 gün oldu video atmıyorum. Bu ayda zaten toplamda bir 3 ya da 4 tane video attım. Nisan ayında bir şeyler olacak demiştim de oluyor şu anda. Çekimlerini yapıyoruz. Eksik olan birkaç tane ekipman vardı. O ekipmanlar da bana kargolandı şu anda. Yeni bir tane şirketle anlaştık. Bana ekipman desteği yapıyorlar sağ olsunlar. Şimdi o ekipmanlarla acayip güzel çekimler yapıyoruz. Hani klip olsun, reality videolar olsun çok süper şeyler geliyor. Neyse arkadaşlar bugün makyajsız hiçbir şekilde tanıyamayacağım yacağımız ünlülere bakacağız ve 3 ve 2 ve 1 videoya geçelim. Evet şu anda videoya geçtik ve şapkam yok. Biliyorum şapkamın olmama sebebi şapkamın yerini bilmiyorum. Aslında bir sürü şapkam var ama siyah olan dışında diğerlerini takmak istemiyorum çünkü bana yakışmadığını düşünüyorum. Neyse şu anda karşımızda bu kadın var. Kim olduğunu bilmiyorum desem yalan olmaz ve gerçekten makyajı olmadan tanıyamazdım ben bu kadını. Hani şu kadına bakıp bu kadın olduğunu söyleyemem. Hani yan yana geldiklerinde bile kim olduğunu söyleyemiyorum zaten. Demi Lovato'yu biliyorum. Demi Lovato. Bu küçüklük hali de olabilir ama. Makyajsız falan ama makyajlı çok iyisin be. Ama makyajsız cidden unrecognizable yani tanınmaz hale gelmiş. Ya yani Nicki Minaj tanınıyor bayağı bir. Makyajsız da tanınıyor. Korktum lan ne oluyor abi. Gözlerin çok güzel ama. Makyajsız tanır mıydım? Şöyle bir suratına zoom yapayım. Makyajsız kim olduğunu bilsem Takip ettiğim biri olsa tanırdım ama seni cidden tanıyamazdım teyze. Sen benim öz teyzeme benziyorsun makyajsız. Ne yaptın böyle? Demek benim de teyzem ünlü olabilirmiş ama Katy her türlü tanırsın. Ama yok ya Katy takip etmeyen biri olsam tanımazdım herhalde evet. Jessica Alba her türlü güzel bir bagyan. Her türlü güzel bir bagyan. O yüzden tanırdım yani makyajlı olsa da olmasa da tanırdım. Jessica Alba'dan bahsediyoruz. Ama her türlü güzelsin Jessica'cık. Bu kimmiş? Makyajsız da güzel aslında ama makyajlı ve makyajsız hali arasında çok fazla fark var ve benim düşüncem makyaj daha da çirkin yapmış kadını. Hani yaptıkları makyajın tarzı kadını çirkinleştirmiş bence. Kylie Jenner zaten evrim, evrim, evrimi doğrulayan kadın. Hani cidden diyorlar ki maymundan geldiğimize inanmıyorsanız Google'a before after Kylie Jenner yazın diyorlar. Ve bunu yapınca insanlar şey oluyor inanmaya başlıyor ve Lady Gaga benim ilkokul arkadaşıma benziyormuş makyajsız. Lady Gaga benim <laughs> harbiden ilkokul arkadaşımın aynısısın Lady Gaga ya. Olacak işte değil. Aa işte Merlin Manson. Merlin Manson ciddi ciddi hiçbir şekilde tanınmayacak bir insan makyajı olmadan. Çünkü makyajı overway yapıyor adam. Çok fazla makyaj yapıyor. O yüzden tanınmayacak hale geliyor makyajsız hali. Adel. Evet gerçekten makyajsız tanınmayacak haldeymişsin Adel. Yani tam bir makyajsız olduğun zaman tam bir İngiliz kadınısın gerçekten. Zaten İngiliz. Kate Upton. Kate Upton. Tanıdık geliyor suratı bir yerden ama nereden bilmiyorum da. Makyaj mı bu beni eklemişler? Ya tanınır. Bence makyajsız tanınır. E, Tyler Swift'e tabii ki de makyajsız tanırsın. Kız zaten makyaj yaptığında makyaj yapmamış gibi duruyor. Hadi lan. Kadın mı bu? Bir dakika. Abi erkekmiş. Yok artık. Ciddi ciddi makyajı olmadan tanıyamazsın. Bir anda Freeman'a benzettim. Morgan Freeman tanınmaz hale gelmiş cidden yani. Konuşmadım bir an ama tanınmayacak hale gelmiş. yo bu tanınırdı bence. Yani cidden tanınır Gwen, Gwen, Gwen ne lan Gwen. Ne? Ben tanınır bence yani. Benim düşüncem. Sizce bana zıt, zıt düşünüyorsanız zıt düşündüklerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Keşke cidden tanınmazmış ama. Hani bence makyaj ve makyaj hali çok farklı. Makyajla dudağı nasıl küçülür bir insanın? Normalde makyajla dudak büyütürler. Makyaj yaparak yaşlanan tek insan. Hani makyaj yapmış ve yaşlı bir kadına dönüşmüş. Aa bu şey değil mi? Spider-Man. Spider-Man'in sevgilisi Mary Jane Watson. Evet Mary Jane Watson. Yok be bu da tanınmayacak Tanınmaz hale gelmiş yani Bütün surat yapısı öne çıkmış kadının makyajı yapınca Hiçbir şekilde tanınmayacak hale gelmişsin ablacım sen yani Ciddi anlamda hiç tanınmayacak hale gelmişsin Şöyle gözümü kırptığımda bu da tanınmayacak hale gelmiş mi? Yoksa şurada çok fazla ISO açık olduğu için mi böyle görünüyor? Bilemedim. Ama seni Allah belanı versin tanımazdım yani. Bu kim lan? Bu fotoğraftakiyle bu fotoğraftaki farklı insanlar. Yok be Şakir her türlü güzel lan. Şakir her türlü tanınıyor. Abi? Abi? Sen ne yaptın abi? Abi sen ne yaptın abi? Az önce bakmıştık zaten bu kadına. Hala tanınmayacak gibi duruyor. Bu kadını ben bir yerden tanıyorum ya. Kim olduğunu çıkaramadım ama hiçbir şekilde makyajsız tanınmayacak bir insan değil. Cidden makyajsız da tanınabiliyor. Yo Jennifer Lopez de hala tanınılabilir ama makyajsız çok farklı durmuş bu fotoğrafta. Bu kadar çirkin değil bu kadın makyajsız. Yine tanınılabilir. Az önce buna da bakmıştık. Bu resimde daha daha az tanınılabilirlik var bence yani. Önceki resimde daha çok tanınılabilir duruyordu. Teyze sen hiç olmamışsın. Bu kadına ben hastaydım ya zamanında. Bu kadına ben hastaydım ya zamanında. Sen hala tanınabiliyorsun Beyoncé'cüm benim. Demin Lavato bu fotoğrafta daha tanınılabilir olmuş. Önceki fotoğrafta o kadar da tanınılabilir değildi. Niye konuşamıyorum ben? Hani ne oldu şu anda? Ben niye konuşamamazlık gribine kapıldım? Adel hiçbir alakan yok. Hiç. Az önce daha tanınılabilirdin. Şimdi daha da az tanınılabilirsin. <laughs> bu kelimeyi kim üretti ya? Bu fotoğraftan hiç alakan yok ya. Hani bilmiyorum makyajsız hiç Adel değilsin yani bence. Survivor'a mı katılmış? Ne yapmış lan? Sen Survivor'a mı katıldın? <laughs> Pamela Anderson tanınılamaz hale gelmiş. Bu kadın zaten makyajlı ve makyajsız aslında çok fark yok ama çok fark var. Bu nasıl olmuş? Bu bir teknoloji harikası diyebilirim. Bu da tanınabilir ya. Surat yapısı çünkü çok bariz bir şekilde ortada. Bu tanınılamaz gerçekten hiç tanınılamaz bence. Zaten sen evrimsin niye karşıma çıkıp duruyorsun? Bu fotoğrafta lady, lady Gaga tanınılabilir bir şekilde duruyor. Ama önceki baktığımız fotoğrafta o kadar da tanınılabilir değildi. Bu kadının alakası yok kendiyle. Hiçbir alakası yok kendiyle. Orijinal kişiliğiyle. Aha sonunda erkekler çıkmaya başladı. Before after çocukluğunu koymuşsun abi sen. Bunlar before after'a döndü. Niye before after'a döndü? Tanınılamaz ne alaka? İşte lisede beğenmediğiniz çocuk üniversitede böyle oluyor işte. Gördünüz mü? Beni de ilkokulda beğenmiyorlardı, hala beğenmiyorlar neyse. <laughs> Şimdi çok sevdim ben bu stili. Click the flip özelliği var. Lady Gaga makyajla böyle. Bastım ya. makyaj makyajsız da böyleymiş. Bu kadın makyajsız böyle. Pardon, tam tersi. Makyajlı böyle. Makyajsız da böyleymiş. Yani Minaj her türlü tanınıyor bence ya. Lady Gaga yine tanınıyor bu fotoğrafta. Julia Roberts. Abi yok artık. Yok artık. Bunun kesin amcası falan prodüksiyon sahibi. O yüzden bunu ünlü yapmışlar. Aha Kylie Jenner. Abi sen ilkokulda lisede yüzüne bakmadığımız kız bakın neye dönüşmüş. Bir güzellik abidesine dönmüş. Sen yok be sen hala güzelsin. Sofia Vergara. Yok onu satayım. Kadın makyajla siyahi bir kadına dönüştürülmüş. Kate Upton. Upton. Aa çok fazla deforme olmuş normalde suratı kadının. Suratla ilgilenen kim? <laughs> Jennifer Lawrence'da da makyajsız ya tanınılabilir. Bu kadın zaten makyajsız tanınılabiliyor. Jennifer Aniston. Ya yapma be. En kötü fotoğrafını koymuşlar kadının ama. Adam Sandler'le olan filminiz güzeldi ablacım. Cindy Crawford. Crawford. Tanınılabilir. Şimdi ünlülerle ilgili çok şey yaptık. Hangi ünlü bizi tanısaydı bize aşık olabilirmiş? Öncelikle hangi cinsiyete ilgi duyuyorsun? Kadın tabii ki de. Hmm, peki şimdi doğum tarihini öğrenelim. Nam 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 nam. 1996 üstü hadi be bir yıldan kaybettik. Ya işte burada yaşanır dediğin şehir. Hangi şehirde yaşamak isterdim ben? Bunlardan hiçbiri aslında benim istediğim Los Angeles. Ama Los Angeles'a en yakını en yakını sen duruyorsun ya. Seni seçelim. Gözünün rengini sordum. Kara sevda dediler. Beni Mecnun'un edenin ismine Neyla dediler diyor şarkı. Göz rengini soralım. Benim göz rengim hangisi? Bir anda gözümü açınca çok korkunç durdum ama benim göz rengim kamerada bu görünüyor. Şimdi eleştiriye açık biri misin? Ağır eleştiri yoksa neden olmasın? Yapıcı eleştiri. Tanımadığım insanlar beni eleştiremez. Beni eleştirmesi için benim kadar eğitimli olması lazım. Her eleştiriye cevabım hazır. Ağır eleştiri yoksa neden olmasın diyeyim. Hani abartmayacaksa her insan her insanı eleştirebilir. Ama beni eleştirmesi için benim kadar da bilgili olması da lazım. Her ikisi o yüzden. Sevmediğim birini televizyonda görünce sen. <laughs> bu oluyor. <laughs> bu oluyor. Aynen bu oluyor ya. Kendini övmeyi sever misin? Hiç sevmem aslında. Everyone sucks but me. <laughs> Herkes berbat ama ben değilim gibisinden bir şey. Sana neden aşık olsunlar? Güçlüyüm, zarifim, tutkuluyum, zekiyim, başarılıyım, cesurum, güvenilirim, sempatiyim, titizim, anlayışlıyım, akıllıyım, duygusalım. Duygusalım, bana o yüzden aşık olun. Sen bir tatlı olsan, ben bir tatlı olsaydım, bu kazandı mı? Hayır. Ben bir tatlı olsaydım, sen olurdum. Künefe miydi o? Hangi dizi karakteri senin sevgilin olmalı? <laughs> Hürrem Sultan değil. Sen ol. Targa. k bana aşık olacak. <laughs> Hayat gide gide güzelleşiyorsun. Kıskananlar çatlasın beyler. k gelecekte Haziran'ın 15'inde düğünümüz var. Herkes davetli. Davetiyeleri mailden yollayacağım. Şimdi de hangi ünlünün senin ezeli düşmanın olduğunu öğreniyoruz demişler. Hangi ünlü bizim düşmanım? Yakın arkadaşını tek kelimeyle özelleyecek olsan ne olurdu? Ne 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 Yakın arkadaşım yok ki. Yakın arkadaşım olsa nasıl olmasını isterdim? Sadık olsun, sadık ve vefalı olsun. Kendini dans etmelik bir şarkı seçmeni istiyoruz. Bunların yemin ederim hiçbirini bilmiyorum. Ah seni biliyorum. Ah Tarkan'ı seçeyim. Tarkan'da dans edelim bari. Yabancı gitmesin. Senin için cuma akşamı ne ifade ediyor? Lan bunu kim okuyacak şimdi ya? Aralarından tercih yapmam gerekirse evcil hayvanıma sarılıp sevdiğim filmi izlemek isterdim ama evcil hayvanım yok. Bir sosyal medya platformu, platformu seçmeni istesek YouTube nerede? YouTube yoksa Instagram en güzeli bundan sonra. Instagram için bir fotoğraf seç. Bu güzel. TBT güzel. Arkadaşlıkta en önem verdiğin şey Nın 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 Dürüstlük. Okulda hangi gruptan nefret ediyorsun? Sporcular, tiyatrocular, ortam kızları, öğrenci yurdunda kalan kızlar, popüler kişiler, müzik grubu, inekler, öğretmene yalakalık yapanlar. Neslihan Akgül, beni, Atagül benim düşmanımmış. Sen kimsin seni bir araştıram. Vay 4 milyon takipçin olunca düşman mı olduk ha? 4 milyon takipçin olunca düşman mı olduk? Ayıp lan sen lisede böyle değildin. Ne, nereden nereye atladık lan biz? Neyse arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Henüz kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı ve henüz videoyu beğenmediyseniz de like tuşuna yumruk atmayı unutmayın. Şurada çıkan videoyu da izlemediyseniz kesinlikle ama kesinlikle izlemenizi önerdiğim 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 bir videodur. Altına da tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.